Pilavını beğenmedim. Diri, çok diri. Yani dişimde kalıyor. Salatasını da beğenmedim ama patlıcanına gerçekten bayıldım. Çok güzel olmuş. Yani şu ana kadar çorba ve patlıcanı beğenmiş oldunuz. Siz önünüzdeki yemeğinizle ilgilenin. Kendinize bakın. Siz benimle neden uğraşıyorsunuz? Ben zaten yorumumu yapacağım birazdan. Ben hiçbir şey, o zaman ne yapayım? Hiçbir şeyi beğendiğim şeyi de beğenmedim deyip de yalan mı konuşayım? Yok, adaletsiz mi davranayım? Yok, az sizin beğenmeyeyim deyip iyi bir puan verirseniz diye bir analiz yapmaya çalışıyorum. Burada 3 çeşit malzeme var. Evet. Pilav var. Kebap var, salata yemek var. 3 çeşit. Ben burada bunları değerlendireceğim. Verilmesi gereken puanı vereceğim. Çok merak ediyorum. Kesinlikle boş konuşuyorsunuz. Siz Reşit Bey'den dün 10 puanı aldınız. Onun rahatlığıyla beğenmiyorum. Oh ne güzel, öyle bir şey yok. Beğenmiyorum. Vallahi beğenmediğim yemeği beğendim mi diyeceğim, pardon da. 10 puanı rahatlığını yaşıyorsunuz şu beğenmediğim anda. Beğenmediğim yemeği. Ya bir şey söyleyeceğim. Pardon da bu pilav kuru. Yani tamam da önünüze lafa pilav koymak istemedim yani biraz yalan mı söyledim? Hayır, yalan mı söylemem bekliyordunuz? Böyle hafif. Yalan mı söylemem bekliyordunuz? Yalan yani bu pilav diri olmuş. Yani görünüyor. Kameralar da çekiyor. Zuhal Hanım siz de görüyorsunuz. Diri bir pilav. Ben buna beğendim dersem kendimi ayıp etmiş olurum en öncesinde. Yani ya zaten Derya da onu diyor zaten. Hayır, kendine diyor şey olmasın. Puanla alakalı değil herhalde yani. Ben hayır puanla alakalı değil. Senelerdir tamam, yemek yapan bir insanım. Tamam, ufak tefek kusurlar vardı. Ben size 10 puan verdim. Neden yani verdiniz? Bir şey vermemeliydiniz. Yani. Ama şimdi şöyle bir şey. Evet. Siz bana 10 puan verdiniz ben diye. Ben lapa pilav vermemişim sana. Bulgur gibi de dağılıyor zaten. Biraz daha su koyarsam lapalaşacak. Yani. Ama biraz onu ayarlayabilirdiniz. Siz onu pişmemiş diyorsunuz. Benim yaptığım yorumu eleştiriyorsunuz. Efendim? Pişmemiş diyorsunuz. Benim yaptığım yorumu eleştiriyorsunuz. Ben sizden önce pişmemiş demiştim zaten. Tamam, pişmemiş diyorsunuz. Evet. Benim yaptığım yorumu eleştiriliyorsunuz. Ben sizin yaptığınız yorumu eleştirmiyorum ki. Eleştiriyorsunuz. Beğendim. Ben şimdi şöyle bir şey. Ben bu tabakta patlıcanı beğendim. Gerçekten beğendim. Güzel olmuş. Ben zaten patlıcanın her şeklini yerim. Kızartmasını, haşlamasını, salatasını, her şeyini severim. Güzel bir sebzedir patlıcan. Çok. Pilavı da severim normalde. Ama dediğim gibi biraz daha, bir tık daha pişseydi tam not alırdı. Demin bir şey söyledin, yarım kaldı. Siz bana 10 verdiniz ama diye Elif dedin. Ama gerçekten ayıp ediyorsun. Ben size siz 10 bana verdim. 10 verdiniz, hayır siz bana 10 verdiniz diye. Ay, beğenmediğim yemeklere benden de mi 10 bekliyorsunuz? Ama bu kadar emek vermişim. Ufak ya emeğinize gibi, kesinlikle. Zaten pilav emeğinize. Şimdi bak o ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Şimdi, emeğinize puan vereceğim. Tabii ki pilavı lapa yapmayacaksın. Böyle diri de yapmayacaksın. Bunun tam ortası olacaktı. Birazcık daha su. Evet, biraz sana da öyle gelmedi mi? Biraz yani. Kuru yani. Bir şey. Çatır ama geliyor. Yok denilecek kadar da ama şimdi yani. Sen haksızlık diyorsun ediliyor. Ki öbür konuyu geçelim. Evet. Bunu kapattık, bu maalesef tamam. Birazcık az pişmiş. Gel gör ki diyor ki ben diyor onu verdiniz siz bana diyor. Ben size onu vermek zorunda değilim diyor. Sen de diyorsun ki böyle ufak tefek hatalardan ama ayıp ediyorsunuz. Ben kırmadım diyor. Evet, Sun. Ben kırmadım. Ama o kıracak gibi sanki. Çünkü burası gönül yarışması kendi değil. Ama öyle yani. Ben biz burada hepimiz rakibiz sonuçta yani. Bu arada biz yani. Zaten beğendim, böyle bir yorum yapacağınızı da biliyoruz. Öyle mi? Kesinlikle ben bunu hissediyorum yani. Dün gece rüyamda gördüm. Benim damağım kesinlikle sizin zaten ben Reşit Bey'i harcayacağınızı biliyorum. Hissediyorum yani. Harcayacağım. Yani aldı puanı cebine koydu. Onun rahatlığını yaşıyor. Ya. Konuşmasından ötürü harcadı zaten açık açık. Ya belli. Siz pardon da ne bekliyorsunuz? 10 verdi diye 10 vermemi bekliyorsunuz? Yok, eğer ki ben her şeyi beğenip böyle de şey beklediğimi ben söylemedim beğenmediğim, zaten. Ben beğenmediğim yemeği de bunu aa çok beğendim süper olmuş bana 10 verdi diye harika olmuş süper olmuş. Yani bunu yalan konuşarak şimdi mı vermemi bekliyorsunuz? Oynadığınız bu benim kararım, benim fikrim. Kötü olmak zorunda. Benim kararım, öyle benim fikrim. Çünkü. Sizi kesinlikle alakadar etmez. Bu. Siz kendi yemeğinizle alakadar olun. Kendi puanlarınızla ilgilenin. Tamam, kendi puanlarınızla ilgilenin. Tamam, ben şimdi bir saniye. Şöyle bir durum var. Diyor ki zaten kötü yorum yapacaksınız. Zaten beğenmeyeceksiniz ki onu aldınız, garantilediniz evet. Falan filan. Evet. Şimdi bu 10 öyle tehlikeli bir puan ki. Şimdi çok güzel. Keşke hak ettiği yerlere daha sık verilse, yani yarışmacılarda daha fazla görsek, o ayrı. Ama şimdi gel gelelim, bu kadın da şimdi şöyle kötü bir pozisyona düştü. Şimdi beğenmediği zaman otomatik olarak beğenmedi, beğenmeyecekse tabii onu aldın. Şimdi hiçbiriniz pilavı beğenmediniz ama o söyleyince zaten sen beğenmeyeceksin. Yok, ben sıramı bekliyorum, söyleyeceğim. İkincisi, gerçekten de güzel olan bir yemeği de, senin için demiyorum ama bunu yapanları da gördüğümüz için bu kadar yüksek puan alınca ister istemez tabii ki onu korumak isteyecek. Yani şimdi kalkıp her şeyi beğendim dese, yüksek puan verse bu sefer kendi birinciliği
elden gidebilir. Şimdi öyle diye değil ama şimdi böyle 10 puan verince bak insanlar böyle düşünüyorlar. Şimdi o da ona 10 verecek. Şimdi o tabii beğenmeyecek, vermeyecek. Şimdi sen söylediğin doğru. Ben 10 aldım diye 10 vermek zorundayım. Değilsin. Ama şimdi bu sefer diyecek, aa bak başladı söylemeye. Ama ben sizin ufak hatalarınızdan kırmadım. Şimdi ister istemez bir beklenti oluyor mu? Oluyor. İnsanız yani. İşte bu onu biraz çok iyi düşünüp de vermek lazım. Haklısınız var. Yani bu bir yarışma. Verin. Hak ettiyse. Ama ben çok samimi fikrimi çok net söyleyebilirim ki onluk değil diye emek verin. Kesinlikle değil. Bakma. Yani ama bu tabii yarışmacı der ki ben ufak tefek hatadan kırmam arkadaş. Ben çok beğendim, yaladım, yuttum, yedim. Çok da haz aldım yemeğinden. Alsana 10 dedi, verdi. Ama şimdi işin rengi inşallah senin açından tersine dönmez. Umarım. İnşallah. İnşallah. Yani ama pilavın olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz zaten. Elif Hanım gerçekten 10 puan aldığı için böyle rahat hareket ediyor. Yoksa hiçbir şekilde, yoksa eli ayağı titreyecekti yani. Benim onlara tabii üstüne gitmem, düşük puan almamla alakası yok. Kendi günümü geçtiğim için de bir alakası yok. Ben herkesin hakkını layığıyla veririm. Ben geldiğim ilk günden beri gayet rahatım. Konuşması gerektiği yerde konuşuyorum, susması gerektiği yerde susuyorum. Önüme gelen tabağımı eleştiriyorum. Beğendiysem beğendim, beğenmediysem beğenmedim. Gayet adaletli bir insanım. Kesinlikle dün aldığım puanlardan dolayı bir rahatlık gelmedi. Çünkü ben menüme, el lezzetime güvendiğim için yüksek puanlar aldım. İki gündür Elif Hanım o kadar çok sessizdi ki dün o puanı aldıktan sonra ekstra bir rahatlık, ekstra bir özgüven ya da işte böyle farklı farklı bakışmalar falan geldi. Haksız yere aldığı yüksek puanların vermiş olduğu boş özgüvenden başka hiçbir şey değildi bugünkü hareketleri. Fidat Hocam, söyleyebilir miyim? Söyle. Yorumuma giriyorum artık. Gel. Bu arada kesinlikle bu masada bu şekilde oturduğum için puan kıracağım. Aa, niye? Sürekli yön değiştiriyorum. Yerimde duramıyorum. Ayağım uçtu ki Kadir bile ben çok iyiyim demesine rağmen 10 kere kıpırdadı bu arada. Yalansa adam yalan de. Fizyoatrist. Yani kıpırdamamam lazım olur mu? Nasıl olur bu mu? Nasıl bir rezillik ya? Tabii ya, tabii değil ya. Mi? Adam öyle mum gibi durmak zorunda. Ya, o zaman en başta ben oturuyorum. Benim için sorun yok demeyecek. Bir şey soruyor sana. Evde yerde hiç oturmuyor musun? Yok. Nerede oturuyorsunuz? Benim yatağım bile yani bir metre yüksekliğinde öyle söyleyeyim. Evde yerde oturma ya. Evde yerde bir saat oturma ya. Biz halkın içinden gelen insanlar. Tamam da ben Şanlurfa'da yaşamıyorum ki sıra gecesi gibi dizilmeyeyim yani. Ben de Şanlurfa'da yaşamıyorum. Ben de yerde oturdum. İkidir diyorsunuz ben köylüyüm, ben söyleyeyim, ben halk. Benim de köyüm var. Benim de tamam, çok güzel köyüm var. Ben köyüme gittiğim zaman ben de böyle sofrada oturuyorum. Tamam. Sadece köyde ama ben yerde oturmuyorum ya. Ben çardaklı program. Yani dinle. Köyde yapıyorsun da İstanbul'da neden bir gün bu şekilde yemek yiyorsun? İstanbul'da soframın olmadığını nereden biliyorsunuz? Burası bir yemekteyiz programı. Siz burada tamam, bizim sağlığımızı biz burada düşünmek durumundaydınız. Göreneklerimizi yansıtıyoruz. Öngörmemişsiniz. Rahat bir pozisyonda değilsiniz. Zaten tamam söyledim ben de. Herkes oturamayabilir ama gelin görün ki onun konsepti bu. Bir saatliğine de artık yani katlanacağız. Biz de çok rahat değiliz ama yapacak da bir şey yok. O da geleneksel bir yemek menüsü hazırlamış. Ona göre de bir sofra hazırlamış. Yani birazdan da bitecek zaten. Tatlayacağız, açık oyun yapacağız, gideceğiz. Evet biliyorum rahatsız olabilirsiniz. Dediğim gibi insanların rahatsızlıkları da olabilir ama yani şurada birazcık dişimizi sıkacağız. Efendim bir şey diyordun Kadir. Biraz nezaket lazım. Yani adam konsept yapmış. Değil mi? Yani senin nezaketini dün gördük biz zaten. Ne? Bu arada ben senin o söylediğin damacana kelimesinden sonra dün gece uyuyamadım. Evet. Çok ve erkek ya. Arkadaşım her günkü gibi bana mesaj attı nasıl geçti big boy diye. Big boy'um eyvah tabii ki. Ah. Ne yapacağız ben, şimdi? Vallahi bugün çıkışta beni almaya gelecek bilmiyorum. Of 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 of. Gürbüz. Çıkışta Kadir'e eşlik et. Biz varken burada sana hiçbir şey olmaz Kadir'cim. Aynı zamanda tehdit olarak algılamıyoruz bunu. Kesinlikle umarım öyle bir şey algılamasın. Rujumu bakayım. Konuyu değiştirdim. Şaktan değil yani Ruzan. Bu arada yorum mu bitirin istiyorsanız. Espri yapıyor tabii ki. Espri ya şimdi. Yo ciddiyim çıkışta beni almaya gelecek. İyi tanışırız. Güzel olur. Tanıştırayım istersen. Güzel olur. Aa çeksenize kameralara. Biz de bir görelim bakalım Big Boy nasıl biriymiş. Bu arada o bana dedi ki onunla bir daha muhatap olma sakın. Ve ben sadece burada yorum yapmak için onunla muhatap oluyorum. Yoksa buradan kalktıktan sonra tabii ki seninle muhatap olmayacağım. Onun için mi bardak getirdiniz? Muhatap olmayacaksınız. Onun için mi sim bak sadece 5 saniye öncesini dinlemeniz gerekiyor. Bu masada muhatap olacağım dedim. Dışarıda vermedim ki bardağı, burada hayır, verdim zaten. Erkek arkadaşından bahsetmiyor musunuz? Bu arada bu fikri bana erkek arkadaşım verdi. Tamam, onunla bir daha muhatap evet olmayacaksın. Bana dedi ki kendisi çok bardak büyük gönderiyor sanıyorsa dedi, sen ona small bir bardak götür dedi. Malum içtiğim yerlerdeki kahve boylarını o da bildiği için. Kendine small bardağı o götür önüne koy dedi, o bardakta içsin bence dedi. Çok zarif bir bardak. Öyle mi? Kadir doğru Bey işte gibi. Ona göre olduğu için zarif zaten. Evet.
Ya ben şimdi bu small muhabbetinde ya ben bana sürekli saldırmasından yoruldum çünkü saçma. Saçma bir de ben bilsin. Hayatımda small tişört giymedim. Bu medium, bu bile küçük Ay, geliyor. Bana da kimse damacana demedi. Affet tatlım, büyüklük keşke boyda posta olsaydı ve sen bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayabilseydin ama gençsin, anlarsın ileride. Burcu Hanım ciddi manada bana takmış durumda. Ben de bu durumdan vallahi billahi rahatsızım. Sevgilisinin çıkışta kendisini almaya geleceğini söyledi. Gelsin alsın. İnşallah çok mutlu bir birliktelikleri devam eder. Çok mutlu bir çift olurlar. Ben kendi adına mutluyum. Çünkü Burcu Hanım'ı bir yeşil devden aşağısı garip durur yanında yani. Bir sakil durur. Gerçekten saçma durur. O yüzden ben onun adına mutluyum. O neden benimle sürekli uğraşıyor? Gerçekten bilmiyorum. Yoruldum artık ben de. Big Boy beni almaya gelecek dediğimde Kadir'in yüzünü kesinlikle zoomlasınlar. Çünkü bir eli ayağı titredi, bir korktu yani. Korkmaya da devam etsin. Bundan sonra kalan iki günde de Big Boy'un beni almaya gelecek.